Baas rejimiyle İran ittifakının karadan yeni bir saldırı başlattığı Türkmen Dağı'nda çatışmalar sürerken Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hatay'ın Yayladağ sınır bölgesine fırtına obüs toplarını sevk etmesi dikkat çekti. Türkmen güçlerinin kararlı direniş sergilediği bölgede Türkiye sınırlarına dönük bir saldırıya karşı yoğun askeri yığınakla önlem alıyor. Rusya'ya ait savaş uçağının Türk F-16'ları tarafından düşürülmesinden sonra 24 saat sessizliğe bürünen Türkmen Dağı'na dönük ağır bombardıman sabah saatleri itibariyle başladı. Baz topçusunun Türkiye sınırının yanındaki Kesep bölgesinden kuzeyde, Laskiye'deki bataryaların ise Gınim ilçesine doğru güneyde büyük bir bombardıman gerçekleştirdikleri bildirildi. Bölge kaynakları Rus uçaklarının saldırılara katılmadığını fakat Doğu Akdeniz'deki Rus gemilerinden atılan seyir füzelerinin hedeflere düştüğünü de belirttiler. Türkmen kaynakları misket bombalarının kullanıldığını, bir hedefte ise fosfor bombasının kullanıldığını bildirdiler. Türkmen savaşçılarının ise Baas rejiminin bölgeye dönük bir kimyasal silah saldırısına karşı gerekli önlemleri aldığı vurgulanıyor.